hattımızda. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Sayın Emir, Demirbaş numaralarıyla müzede kayıtlı olan bu 302 eser ne zamandan beri kayıp? 2006 sayımında tam görünüyor. Ama 2008 envanter sayımında müfettiş raporuyla, teftiş kurulu raporuyla 302 eserin olmadığı sabitlenmiş oluyor. Yani 10 yılın üzerinde bir zaman diliminde biz bu tabloları arıyoruz, işin doğrusu. Ne zamandır uğraşıyorsunuz? Nasıl gelişti süreç? Şöyle, daha önce zaten bir araştırma yapılmış, bu eksiklikler görülmüş. Hatta birkaç kere yeni teftiş kurulları, komisyonlar oluşturulmuş bakanlık bünyesinde. Ve onlar da bu eksikliğin devam olduğunu tespit etmişler 2012'ye kadar. Ama nedense 2012'deki Kültür Bakanı İsmet Yılmaz ve sonradan gelen bakanlar bu konu üzerine gitmemişler. Ve hasır altı etmişler. Hatta bir şüpheli bir ölüm, bir intihar girişimi dahi söz konusu. Ve oradaki eserlerin bir kısmının, birkaçının İstanbul'da kara borsada satılırken ele geçirildiği biliniyor. Dolayısıyla burada adli işlem yetersiz yapılmış, yapılmamış. Çok daha önemlisi idari işlem yok. Yani bundan dolayı idari yargıya bir soruşturma sonucunda idari yargı kararı dolayısıyla görevden alınmış bir genel müdür veya bunların tazminat yürütüldüğü bir başka kişi söz konusu değil. Yani devlet mekanizması ve yargı tamamen uyumuş bu 302 eseri bulmak konusunda. Bugüne kadar böyle biz 3-4 yıldır bu konuyu belli aralıklarla gündeme getiriyoruz, soruyoruz. Resmi kanaldan sorduğumuz sorulara cevap vermiş gibi yapıyorlar ama cevap vermiyorlar. Hatta biz bu konuşmamda da var, eserlerin demirbaş numaralarıyla sorduk en sonunda. Yani şu numaralı normalde müzede onu bulmaları bir saniyelik bir iştir. Ve şunu diyebilirler, hayır yanlış söylüyorsunuz diyebilirler. Ama bunu da söylemiyorlar. Dolayısıyla bir sessizlik, bir yakalanmışlık halindeler. Ama tabii bunlar çok değerli. Muhtemelen bir yerlerde belki bir koleksiyoncunun bir kısmı, en azından koleksiyoncularda bir kısmı kara para ticaretine konu oldu. Bir kısmı belki yurt dışına kaçırıldı. Veya bir kısmı bir başka şekilde tekrar müzeye döndü. Bunların hepsinin ayrıntılı bilinmesi lazım. Yani bir Kültür Bakanlığı kendi envanterindeki çok önemli, çok değerli, paha biçilemez tabloların nerede olduğunu bilemeyecekse ve bunu açıklayamayacaksa nasıl o bakanlığı yönetecekler? Şunu sormak istiyorum. Az önce konuşmanızda çok önemli bir detay vardı. Bir şüpheli bir ölüm söz konusu dediniz. Biraz bunu açıklamanızı rica edeceğim. Elimizdeki bilgiler şöyle, neler? Yani orada bir soruşturma oluyor. Soruşturma söz konusu ve o soruşturmada bazı müze görevlilerinin özellikle tadilat sırasında tarih eseri kaçırırken veya işte tekrar yerine koymaya çalışırken yakalandıklarına dönük polis raporları var. Ve o sırada ilgililerden birisinin bir yıl sonra intihar ettiği polis raporlarıyla sabit. Ama bu intiharın dahi şüpheli bir ölüm olabileceği konusunda bir şüphede söz konusu doğrusu. Peki teftiş kurulu raporlarını da çok önemsiyorsunuz. Raporlarda net olarak ne söyleniyor? Raporlarda bu eserlere ulaşılamadığı söyleniyor. Ama sonraki oluşturulan, yani 2009'dan sonra oluşturulan teftiş kurulları ve komisyonlar da aslında göstermelik çalışmışlar. Mesela 2 yıl çalışmışlar ama sadece 20 saat çalışmışlar. Yani 20 saatte 5000 küsür parça eserin olduğu bir müzenin bütün sanat eserlerinin her yönüyle incelenip araştırılıp sahteliklerinin ortaya konup şey yapılması imkanlı bir şey değil. Bu çok uzun süre çalıştırmaya gerektiren, özel ihtisas sahibi olmayı gerektiren bir durum. Dolayısıyla buradaki teftiş kurullarının göstermelik oluşturulduğunu anlamak zor değil. Zaten bu raporlar da işleme konmamış. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir teftiş kurulu raporu, bir komisyon raporu geliyor ve 302 eser kayıp. Şimdi bakanın burada yargıyı harekete geçirmesi gerekmez mi?
Son olarak şunu sormak istiyorum. Size gelen yanıtlar doyurucu olmadığı yönünde eleştirileriniz var. Nasıl değerlendiriyorsunuz yanıtların? Yanıtlarla bizim sorduğumuz soruların bir ilişkisi yok. Biz müzede bu eserler var mı, mevcut mu? Bu eserler nerede, yok mu? Bu eserler yoksa ilgililer hakkında soruşturma, adli işlem yapıldı mı diye soruyoruz. Bize nasıl resim heykel müzesinin taahhüt edildiğini anlatan bir paragraf. Evet. Yani sorulan soru ile verilen cevabın da bir ilişkisi yok. Yani orada bambaşka bir sorun var. Zaten meclisin, yani bizim görevlerimizin bir görevimiz de, en önemli görevlerimizden birisi de soru önergesiyle kamu adına kamu kurumlarını denetlemektir. Meclisin denetim görevi vardır ve biz bu denetim görevimiz dolayısıyla soru soruyoruz. Yoksa kişisel merakımızdan dolayı sormuyoruz elbette. Ama meclisteki bir milletvekilinin sorduğu soru önergesine kamu kurumunun böylesine alay edecek şekilde, hafif alacak şekilde cevap vermiş gibi yapıp cevap vermeyecek şekilde cevap verebilmesi de asla kabul edilemez. Peki. CHP Ankara Milletvekili Doktor Murat Emir, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.